Merhaba gençler. Bu bölümde trigonometrik formüllerin birinci kısmını işleyeceğiz. Şimdi formüllerimizi formüllerimize bir göz atalım. Sin kare x artı kos kare x 1'e eşit. Bunu daha önceki videolarımızda da görmüştük. Hatta gençler sin kare x yerine ihtiyaç duyarsanız 1 eksi kos kare x veya kos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazabilirsiniz. Evet tanjant x çarpı kotanjant x 1'di. Tanjant x 1 bölü kotanjant x kotanjant x de bir bölü tanjant x'e eşit. Dördüncü özelliğimize bakalım. Tanjant x sinüs bölü kosinüs x'e eşit. Kotanjant x de kosinüs x bölü sinüs x'e. Sekant neydi gençler? Sekant x 1 bölü kosinüs x. Kosekant da 1 bölü sinüs x'e eşit. Evet şimdi bunları uygulayacağımız örneklerimize geçelim. Aşağıdaki ifadeleri en sade şekilde yazınız denmiş. A şıkkında kosinüs x çarpı tanjant x bölü sin kare x var. Şimdi şuradan başlayalım bakın. Şimdi tanjant x yerine sinüs x bölü kosinüs x yazalım. E bölü ne var? Sin kare x. Şimdi şu kosinüs x'ler gider. Yukarıda sinüs x kalır. Sinüs x bölü sin kare x. Bu sadeleştirmeyi yaparsak da 1 bölü sinüs x kalır. 1 bölü sinüs x neydi? Kosekant x. Evet 5 şıkkında 1 artı kosekant x bölü 1 artı sekant x bölü 1 eksi sinüs x bölü 1 artı kos x sorulmuş. Şimdi hemen kosekant gördüğümüz yere ne yazacağız? 1 bölü sinüs x. Evet bölü dedim. Sekant yerine de 1 bölü kosinüs x yazıyorum. Gençler şuradaki bölmeyi çarpma yapıyorum. İkinciyi de ters çeviriyorum. 1 artı cos x bölü 1 artı sinüs x oldu. Şimdi ilk bölümde bir payda eşitleyelim. Şurada payda eşitlersek burası sinüs x artı 1 bölü sinüs x olur. Evet tekrar bölü cos x artı 1 bölü cos x çarpı diyoruz. 1 artı cos x bölü 1 artı sinüs x. Şimdi ilk ifadede birinciyi aynen yazalım. İkinciyi de ters çevirip çarpalım. Evet şimdi bu işlemi yaparsak çarpı cos x bölü cos x artı 1 oldu. Çarpı yine 1 artı cos x bölü 1 artı sin x dedik. Evet bakın sadeleştirmeler var. Onlar gitsin. Geriye ne kaldı? Cos x bölü sin x. Peki neydi cos bölü sinüs? Kotanjant. O zaman sorumuzun cevabı kotanjant x'tir. Evet C şıkkına bakalım. Kotanjant <laughs> kare x eksi kosekant kare x bölü sekant kare x eksi tanjant kare x istenmiş. Şimdi kotanjant kosinüs bölü sinüstü. E karesi ne olur o zaman gençler? Kos kare x bölü sin kare x yapar. Evet kosekant 1 bölü sinüstü. Kosekant kare x de 1 bölü sin kare x yapar. Evet şimdi sekant yerine 1 bölü kosinüs yazıyoruz karesi ne olur? 1 bölü cos kare x. Tanjant da sin bölü kostu karesi sin kare x bölü kos kare x olur. Şimdi ifadelere baktığımda paydaların eşit olduğunu görüyorum. O zaman buraya bakın ortak payda altında yazalım. Bunu aşağıya da aynı şekilde 1 eksi sin kare x bölü kos kare x diyelim. Şimdi isterseniz şöyle yapalım karışmasın. Birinciyi aynen yazalım. İkinciyi ters çevirip çarpalım. Evet ne demiştik? Cos kare x bölü 1 eksi sin kare x. Şimdi ben size biraz evvel yazdığım özelliği bir hatırlatmak istiyorum. Sin kare x artı cos kare x 1'di. E sin kare x neye eşitti? 1 eksi cos kare x'e. Cos kare x neye eşitti gençler? 1 eksi sin kare x'e. Evet şimdi bu hatırlatmayı yaptıktan sonra soruya geri dönüyorum. Şimdi o zaman bakın biz cos kare eksi eksi sin kare eksi yerine ne yazabiliriz? Eksi sin kare eksi yazarız. Buradaki 1 eksi sin kare eksi niye eşit olur? Cos kare eksi. E o zaman şimdi şu sin kare eksiler gitti. Buradan eksi 1 kaldı. Burada da cos kare eksiler gitti. Burası da 1 oldu. Sorunun cevabı da eksi 1 olur. Evet D şıkkına bakalım. 1 artı tan kare x'in en sade hali soruluyor. Hemen yine tanjant yerine sin bölü kos yazıyorum. Tan kare x de sin kare x bölü kos kare x oluyor. Şimdi payda eşitlersek ne olur? Kos kare x artı sin kare x bölü kos kare x. Evet neydi? Bir artı aman, sin kare x artı kos kare x 1'e eşitti değil mi? Ne oldu o zaman burası? 1 bölü kos kare x oldu. 1 bölü kosinüs sekanttı. 1 bölü kos kare x de <laughs> sekant kare x olur. Evet şimdi e şıkkında cos küp x artı cos x çarpı sin kare x bölü kotanjant x soruluyor. İsterseniz bakın şurada kosinüsler ortak. Önce bir kosinüs parantezin alalım kosinüs x. Ne olur buradan cos kare x gelir buradan sin kare x geldi. Ki burası kaça eşitti gençler şu kısım 1'e Kotanjant x yazıyor alt kısımda. Onun yerine de ne yazalım? Kosinüs x bölü sinüs x yazalım. Evet şimdi burası kosinüs x bölü kos x bölü sinüs x oldu. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsak kosinüsler gider bize de sadece sinüs x kalır. Evet şimdi F şıkkına bakalım. Sinüs x eksi kosekant x bölü kosinüs x eksi sekant x ifadesinin en sade hali isteniyor. Hemen kosekant yerine ne yazıyoruz? 1 bölü sinüs x. Sonra sekant x yerine ne yazıyoruz? 1 bölü kosinüs x. Yine payda eşitleyelim gençler. Payda eşitlersek yukarısı sin kare x eksi 1 bölü sinüs x olur. Aşağısı da cos kare x eksi 1 bölü kosinüs x olur. Ben yine birinciyi aynen yazacağım. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. Evet şimdi gelelim eşitliklerimize. Şimdi yine şuna bir bakalım. Neydi sin kare x artı cos kare x? 1. Sin kare x neydi gençler? 1 eksi cos kare x. Cos kare x neydi? 1 eksi sin kare x. Evet şimdi bu bilgileri sorumuzda kullanalım. Şimdi burası ne olur o zaman? Şu kısım eksi kos kare eksi olur. Bölü sinüs x'i yazalım. Şimdi burada kosinüs x'imiz var. Alt kısım neye eşit olacak? Eksi sin kare eksi. Evet şimdi eksinin eksiye bölümü artı yapacak. Kos kare eksi ile kos x'i çarptım. Kosinüs küp x oldu. Burası da sin küp x oldu. E kos bölü sin neydi gençler? Kotanjant. O zaman sorumuzun cevabı kotanjant küp x olur. Evet G şıkkına bakalım. Tanjant x artı kosinüs x bölü 1 artı sinüs x'in en sade hali soruluyor. Hemen tanjant yerine sinüs x bölü kosinüs x ifadesini yazıyorum. Şimdi arkasından da payda eşitleyelim gençler. Değil mi? Şurayı kosinüs x'e çarpalım. Bu kısmı da 1 artı sinüs x ile çarpalım. Şimdi ortak payda altında yazabiliriz ki ortak paydamız ne oldu? Kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x oldu. Şimdi sinüs x ile 1 artı sinüs x'i çarpacağız. Şöyle çarpalım. Artı diyeceğiz. Kosinüs x ile kosinüs x'i çarptık. O da ne yaptı? Kos kare x. Evet, bunu dağıtırsam ne olur? Sinüs x. Sonra şunu çarpıyoruz. Artı sin kare x artı cos kare x bölü aşağıyı dağıtmayacağım şimdi. E, gerek duyarsak o zaman dağıtırız. Çünkü bakın yukarıda sin kare x artı cos kare x toplamı 1. E burası da sinüs x artı 1 bölü kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x oldu. E bakın bu ifadeler sadeleşir. Bize de ne kalır? 1 bölü cos x kalır. 1 bölü cos x neydi peki gençler? Sekant x. Evet şimdi H şıkkına gelelim. H şıkkında cos x artı 1 eksi sin kare x bölü sin kare x'in en sade hali isteniyor. E bakın 1 eksi sin kare x neye eşit? Cos kare x'e. Şimdi bunu yazalım. Cos x artı cos kare x bölü sin kare x oldu. Şimdi yukarısını kosinüs x parantezine alalım. Buradan 1 artı kosinüs x geldi. Şimdi ben yukarıda bu ifadeyi görünce sin kare x yerine 1 eksi kos kare x yazmayı tercih ediyorum. E 2 kare farkı neydi gençler? A kare eksi b kare. A eksi b çarpı a artı b'ydi. Bunu biz daha önce öğrendik. E ben şimdi aşağıya bu 2 kare farkını uygularsam ne olur o zaman? Bu kısım 1 artı kosinüs x çarpı 1 eksi kosinüs x olur. 1 artı kosinüs x'ler gider. Sorumuzun cevabı da cos x bölü 1 eksi kosinüs x olur. Evet i şıkkında 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x artı kosinüs x bölü 1 eksi sinüs x'in en sade hali isteniyor. Evet hemen payda eşitliyorum bakın burayı 1 eksi sinüs x ile burayı da kosinüs x ile çarpıyorum. Şimdi ortak paydamız ne oldu? Kosinüs x çarpı 1 eksi sinüs x oldu. Şimdi 1 eksi sinüs x ile 1 eksi sinüs x'i çarparsak burası 1 eksi sinüs x'in karesi olur. Cos x ile cos x'i çarptık ne oldu? Cos kare x oldu. Şimdi önce şu parantez kareyi bir açalım. Bakalım ne çıkacak? Birincinin karesi. İşte birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi dedim. Sonra artı cos kare x var burada. Aşağıya gençler aynen yazıyorum. Şimdi buradan bakıyorum ki sin kare x artı cos kare x toplamı 1. E bir, bir, de burada var. Ne oldu burası? 2 eksi 2 sinüs x etti. Bölü cos x çarpı 1 eksi sinüs x. E ne yapalım? Yukarıya iki parantezini alalım. İyi olur değil mi? Sonra da 1 eksi sinüs x'ler sadeleşir. E evet sadeleştirdiğimiz zaman da elimize ne kalır? 2 bölü kosinüs x. E bu da ne yapar? 2 çarpı 1 bölü kos neydi gençler? Sekant. Sorumuzun cevabı 2 sekant x olur. Evet c şıkkına bakalım biraz karışık gözüküyor. Tanjant x artı sekant x artı tanjant x bölü 1 artı sinüs x bölü 1 eksi sinüs x'i en sade şekliyle yazacakmışız. Şimdi şuradan başlayalım. İsterseniz öncelikle bir tanjant x'e şimdilik bir dokunmayalım. Şimdi açtım parantezi. Sekant neydi gençler? 1 bölü kosinüs. Tanjant sinüs bölü kosinüs. Şimdi bölü şöyle diyelim çarpı diyelim. İkinciyi ters çevirelim. 1 eksi sinüs x bölü 1 artı sinüs x olsun. Evet şimdi e, şuradan devam edelim. Tanjant x'i yine yazdım. Bakın şimdi paydalar eşit ortak payda altında yazıyorum. 1 artı sinüs x bölü kosinüs x çarpı 1 eksi sinüs x bölü 1 artı sinüs x oldu. Şimdi burada 1 artı sinüs x'ler sadeleşti. Şimdi bu ifade kalınca ben tanjant yerine şimdi sinüs x bölü kosinüs x yazayım. Elimde de diğer kısımdan ne kaldı? 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x. Evet şimdi paydalar da eşit. Ortak payda altında yazalım. Sinüs x artı 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x oldu. Sinler gitti. 1 bölü kosinüs x. 1 bölü kos da sekant x olacak. Evet şimdi bu küp açılımlarına bir bakalım gençler. Bu küp açılımlarını biz çarpanlara ayırma konusunda size detaylı bir şekilde vermiştik. Ama şöyle bir gözden geçirelim. Bu biliyorsunuz binom açılımıydı. A artı B'nin parantez kübü A küp artı 3 A kare B artı 3 A B kare artı B kübe eşit. Peki burası eksi olduğunda işaretler nasıl gidiyordu? Artı eksi artı eksi diye. Şimdi A küp artı B küp yerine Yine bakın bu formülden bu formülün düzenlenmesiyle elde edilen şu ifadeyi yazabiliriz: a artı b'nin kübü eksi 3ab çarpı a artı b. Aynı şekilde a küp eksi b küp, a eksi b'nin kübü artı 3ab çarpı a eksi b olur. a küp artı b küp yerine aynı zamanda şu, şu e, özdeşliği de kullanabiliriz: a artı b çarpı a kare eksi ab artı b kare. a küp eksi b küp de a eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare. Evet şimdi 17. örneğimize bakalım. Sinüs x eksi kosinüs x 1 bölü 3 olarak verilmiş. Bizden sinüs x çarpı kosinüs x ifadesinin değeri isteniyor. Şimdi ben bana verilen şu kısmı alıyorum. Ne yapalım isterseniz her iki tarafın karesini alalım. Değil mi? Bunun da bunun da. Şimdi birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi dedik. Bu da kaça eşit? 1 bölü 9'a. Şimdi bakın bu işlemi yapınca hem aradığımız ifade çıktı hem de buradaki sin kare x artı cos kare x toplamı 1 ve bu ortaya çıkmış oldu. Bir yazalım. 1 eksi 2 çarpı sin x cos x 1 bölü 9'a eşit oldu. Bundan sonrası 4 işlem artık. Bir burada dursun. 1 bölü 9'u diğer tarafa gönderelim. 2 çarpı sin x cos x oldu. Evet şu işlemi yaparsak ne yapar gençler burası? 2 çarpı sinüs x kosinüs x ifadesi 8 bölü 9'a eşit olur. Her tarafı 2'ye bölersek de aradığımız ifadenin sonucu 4 bölü 9 çıkar. Evet şimdi 18. örneğimize bakalım. Sinüs x artı kosinüs x 1 bölü 4 olarak verilmiş bizden sin küp x artı kos küp x ifadesi isteniyor. Şimdi bu küp açılımı için hmm, şu formülü kullanacağım. Hangisini kullanırsanız kullanın fark etmez gençler bu soru için. Şimdi bu sin x artı kos x'in kübü eksi 3 çarpı sin x kos x çarpı sin x artı kos x'i kullanmayı tercih ettim. Şimdi bu kısım zaten bize verilmiş 1 bölü 4. Burası 1 bölü 4'ün kübü eksi 3 çarpı. İşte ihtiyacım olan şey sinüs x kosinüs x çarpımı. Şimdi onu bulmak istiyorum. Onu bulmak için de şurada ayrıca işlem yapacağım. Sinüs x artı kosinüs x'i 1 bölü 4'e eşitleyelim. Şimdi ne yapsak da bu çıksa? Biraz evvelki örnekte gördüğümüz gibi her iki tarafında karesini alalım. Evet sin kare x artı 2 çarpı sinüs x kosinüs x artı cos kare x eşittir ne oldu? 1 bölü 16. Şimdi buradaki sin kare x cos kare x toplamı 1'e eşit. 1 artı 2 çarpı sinüs x kosinüs x de 1 bölü 16'ya eşit. Buradan şimdi e, biri diğer tarafa gönderelim. Burası ne olur? 1 bölü 16 eksi 1. Bu işlemi yaparsak ne çıkar? Burası eksi 15 bölü 16. Şimdi her yeri 2'ye böleceğim gençler. Sinüs x, kosinüs x de eksi 15 bölü 16 bölü 2'den birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Burayı eksi 15 bölü 32 buluyorum. Şimdi geleceğim. Yukarıda şu ihtiyacım olan yere bunu yerleştiriyorum. 1 bölü 4'ün kübünü hesaplayalım bu arada. 1 bölü 64 oldu. Eksi 3 çarpı bunun yerine yazıyoruz. Eksi 15 bölü 32 çarpı 1 bölü 4 dedik. Evet şimdi burası da şu işlemi şöyle yapalım karışmasınlar. Evet 1 bölü 64 eksi çarparsak burası da 45 bölü ne yapar? 4 kere 2 8 128 evet bu kısmı e, şöyle doğru çarptık değil mi gençler? Evet eksi eksi yalnız şu kısım artı oldu. Burayı 2 ile çarparsak 2 bölü 128 45 bölü 128'e toplarsak 47 bölü 128 olur. Evet, şimdi 19. örneğimize gelelim. Tanjant x artı kotanjant x 3 olarak verilmiş. Bizden tan kare x artı kot kare x ifadesi isteniyor. E şimdi tanjant x artı kotanjant x eşittir 3'ü alalım. E biz ne yaparsak buraya bu istediğimiz şey çıkar. Her iki tarafında karesini alırsak, o zaman hemen alalım. Tan kare x artı 2 çarpı tan x çarpı kotanjant x artı kod kare x eşittir kaça? 9'a. Şimdi bakın ihtiyacımız olan tan kare x artı kod kare x'i yan yana yazalım. E gençler tanjant x çarpı kotanjant x niye eşitti? 1'e. Onu özelliklerde görmüştük zaten. O zaman buradan gerekli işlemi yaparsak tanjant kare x artı kod tanjant kare x 9 eksi 2'den 7 çıkar. Evet şimdi aynı e, soruda B şıkkını vermiş. Tan küp artı kot küp x isteniyor. Ben yine burada şu a küp artı b küpün şu formülünü kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü bu formüle daha az işlem yapacağım. Ama diğerini de kullansam olur mu? Olur yani. a artı b fark eden bir şey yok. Evet uyarlayalım şimdi buraya. Tan küp x artı kot küp x eşittir. Ne oldu burası? Tanjant x artı kotanjant x'in kübü eksi 3 çarpı tanjant x kotanjant x çarpı tan x artı kotanjant x. Şimdi bakın tanjant x artı kotanjant x soruda 3 olarak verilmiş. E tanjant x çarpı kotanjant x'in bir ettiğinde biz biliyoruz. O zaman ne oldu burası? 3 kübe eksi 3 çarpı 1 çarpı 3 yani 27 eksi 9'dan sorumuzun cevabı 18 oldu. Evet 20. örneğimize bakalım. Tanjant x eksi 2 kök 2. Kotanjant x artı 2 kök 2'ye eşitmiş. Bu da m'e eşitmiş. M'in pozitif değeri soruluyor. Şimdi alıyorum bu tanjant x eksi 2 kök 2 eşittir m eşitliğini. Buradan tanjant x'i çekelim gençler ne olur? M artı 2 kök 2 çıkar. Şimdi kotanjant x artı 2 kök 2 de m'e eşitmiş. Buradan kotanjant x'i çekersek bu ne olur? m eksi 2 kök -2, 2. E ne demiştik? Tanjant x çarpı kotanjant x 1'dir. O zaman yerleştirelim bakın. m artı 2 kök -2, 2 ile m eksi 2 kök 2'nin çarpımı ne oldu? 1. E burası 2 kare farkının açık hali. Toparlayalım. m kare eksi 2 kök 2'nin karesi 1 olur. 2 kök 2'nin karesi ne oldu? 8. Buradan m kare 9 çıkar. m ya 3'tür ya eksi 3'tür. Bizden ne istenmiş? m'in pozitif değeri o zaman cevabımız 3 olacak. Evet gençler, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.